Atatürk Türk Tarih Cemiyeti üyelerine bu 4 cildi kendi ideolojisi yönünde yazdırdı ve bunu bütün mekteplerde zorunlu ders olarak koydu. Kendi ideolojisi yönünde yazdırdı. Mekteplerde okunmak üzere mecburi kılmıştı. Din tarihi bizzat Mustafa Kemal tarafından yazılan bu tarih ders kitabında İslam dini ve peygamberi için bir Müslümanın kesinlikle kabul edemeyeceği çok ciddi ifadeler yer almaktaydı. Ekranda gördüğünüz bu belge, bu kitabın bizzat Mustafa Kemal emriyle okullarda 14-15 yaşındaki Müslüman çocuklarına zorunlu ders olarak okutulduğunu göstermektedir. Mustafa Kemal'in adını belgenin hemen üzerinde görebiliyorsunuz. Ayrıca şunu eklemekte fayda var. Bu kitap da yazanları hazmedemeyen ve gizlemek isteyen bazı Kemalist yazarlar saçma sapan bir iddia ile bu kitabın bilimsel bir şekilde yazıldığını ifade ediyor. Oysa Halil İnalcık bu yalanı açıkça ortaya koymuş ve şöyle demişti. Mustafa Kemal bu kitabı kendi ideolojisine uygun halde yazdı, yazdırdı ve zorunlu ders olarak çocuklara okuttu. Yani Mustafa Kemal'in şahsi fikirleri bunlar. Bu video gerçekten önemli. Zira Mustafa Kemal'in el yazı yazılarıyla birlikte sizlere tane tane anlatacağım. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız Sansürsüz Tarih başlıyor. Dostlarım, Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsederken sanki askerlik arkadaşına seslenir gibi Muhammed diye seslenen ve hiçbir şekilde saygı ifadesi kullanmayan bu kitabı gelin bir inceleyelim. Muhammed Medine'ye yerleştikten ve az çok teşkilat yaptıktan sonra Mekke ile Suriye arasında gidip gelen tüccar kervanlarına tecavüzlere başlamıştı. Suriye'ye ticaret için gitmiş bir kervan, hepsi Kureyş kabilesine mensuptu. 70 kadar süvari ile Mekke'ye dönüyorlardı. Bunların başında Ebu Süfyan vardı. Muhammed bunu haber aldı. Kervanın yanında ne kadar servet olduğunu ve kervanın kuvvetlerinin azlığını da öğrenmiş oldu. Muhammed Müslümanları topladı, onlara vaziyeti anlattı ve bu kervanı vurmak üzere Medine'den harekat olundu. Görüldüğü üzere Mustafa Kemal tarafından liselerde zorunlu ders olarak okutulan tarih kitabının 94. sayfasında adeta bir soygun sahnesi canlandırılmış. Efendimiz Aleyhisselam da bu soyguncu çetesinin lideriymiş gibi 13-14 yaşındaki nesillere aktarılmıştı. Dostlarım, kitabın 90. sayfasında Medine'de bulunanların İslam'ı kabul etmelerinin doğrudan iman etmek ile alakalı bir durum olmadığını, Mekkelilere düşman oldukları için İslam'ı kabul ettikleri anlatılıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine'ye olan hicreti ise şöyle anlatılıyor. Muhammed de Mekke'den kalkıp Medine'ye kaçtı. Buna hicret denildi. Kitabın 90. sayfasında Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Allah'tan gelen emirlerin yani vahyin açıklaması ise şöyle. Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Bu esasları ihtiva eden cümlelere ayet, ayetlerden mürekkep parçalara da sure derler. Esas kelimesinin sözlükteki anlamı kanun demektir. Yani kitapta Muhammed'in koyduğu hükümlerin toplu olduğu kitaba Kur'an denir diye genç beyinlere vahiy algısı böyle yerleştirilmiş. Oysa İslam inancında Kur'an'da sadece Allah'ın hükümleri vardır. Peygamberin sözü Kur'an'da yoktur. Aynı sayfadan devam edelim. Muhammed birdenbire ben Allah'ın Resulüyüm diye ortaya çıkmamıştır. O Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve pek iptidai ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış. Bunları ıslah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğmuştur. Kitabın 90. sayfasından buraya kadar incelediğimiz bölümde Kur'an'ın Allah kelamı olmadığı, doğrudan doğruya peygamberin tenha yerlere çekilerek
yıllarca düşündükten sonra Kur'an'ı yazdığı 1931 yılında liselerde Mustafa Kemal tarafından çocuklara zorunlu ders olarak okutulmuştur. Ekranda Mustafa Kemal'in konuya ilişkin el yazısında görmektesiniz. Oysa Hud suresinde Allah Azze ve Celle 13. ayette şöyle buyuruyor: "Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 tane sure getirin." Dostlarım, kitabın aynı sayfasından devam edelim. İlham fikri Muhammed'den evvelde Araplarca meçhul idi. Bütün iptidai kavimler gibi Araplarda şairlerin akıl erdiremedikleri kuvvetlerden ilham aldıklarına inanırlardı. Bu kuvvetler Araplar için cinlerdi. Cinler güya kahinlere gaipten haber vermek kudretini ilham ederlerdi. Bu nevi itikatlar Arabistan'da her zaman o kadar canlı ve derin olmuştur ki Muhammed dahi cinlerin vücuduna, yani varlığına samimi olarak inanmıştır. Muhammed'in Musa, İsa dinlerine dair öğrendikleri de kendisinde bu itikadı kuvvetlendirmiştir. Bu peygamberler de melekler vasıtasıyla ilham aldıklarını söylemişlerdi. Hakikatte peygamberin ilk olarak ne söylediği, Kur'an ayetlerinin ne olduğu kat'i suretle malum değildir. Muhammed, uzun bir devirdeki tefekkürlerinin mahsulü olan ayetleri lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Dostlarım, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de açıkça "Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım" derken 1931 yılında Mustafa Kemal tarafından çocuklara zorunlu ders olarak okutulan tarih kitaplarında hem cinlerin varlığı yalanlanıyor hem de Efendimiz Aleyhisselam'ın Arapların bu tür ihtiyaçlarını kendi vahiy inançları doğrultusunda kullanmaya çalıştığı anlatılmak isteniyor. Ayrıca dikkat ettiniz mi? Kitapta defa Kur'an ayetlerinin Peygamber Aleyhisselam'ın tefekkürlerinin, yani düşüncelerinin mahsulü olduğu vurgulanıyor. Hacer annemizin sütü kesilmiş, yemeği de bitince İsmail peygamberi besleyecek hiçbir şeyi kalmamıştı. Hacer annemiz İsmail aleyhisselamı bırakıp iki dağ olan Safa ve Merve arasında 7 defa gidip gelmeye, su aramaya başlamış, takati kalmamıştı. Bir annenin çaresizce yavrusunu beslemek için yaptığı bu mücadele Allah Azze ve Celle tarafından zemzem suyuyla mükafatlandırılmış, İsmail aleyhisselamın ayaklarının hemen dibinde zemzem suyu bitivermişti. Üstelik Hacer annemizin Safa ve Merve arasında 7 defa gidip gelmesi hac ibadetinde say olarak yapılacaktı. İslam kaynaklarında geçen bu olay 1931 lise tarih kitabının 85. sayfasında şöyle anlatılıyor: "Doğrusu Kabe, mikap, zar şeklinde insan boyutunda 4 duvardan ibaretti. Duvarlar haçsız, adi taştan yapılmıştı. Binanın çatısı da yoktu. 4 köşesinde 4 taş vardı. Bunların en meşhuru Hacerül Esved denilen bir taştı. Kabe çok eskidir. Ne zaman, ne vakitte, kimler tarafından yapıldı bilinmiyor. Arap gelenekleri Kabe'nin inşasını İbrahim peygambere atfetmektedir. Bu uydurmalara göre İbrahim karısı Hacer ile oğlu İsmail'i buraya getirmişti. Zemzem de onlar için fışkırmıştı. İbrahim oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa etmişlerdi. Görüldüğü üzere kitapta Kabe bildiğimiz tavla zarına benzetiliyor. Zemzem hadisesi ise tamamen uydurma diye okullarda zorunlu ders olarak çocuklara okutuluyordu." Beyni sulanmış hafızların dini diyor. Yani bunu niye saklıyoruz yahu? Meclisteki o meşhur konuşması, açılış konuşmasıyla, Medeni Bilgiler kitabındaki el yazısıyla Afet Hanım'ın yayınladığı örnekler ateist metinlerdir. Dostlarım, bir kişinin şahsi inancı, inanın, zerre umurumda değil. Kişi neye inanırsa inansın. Beni ilgilendiren mesele, devletin başında olup iki dudağının arasından çıkanın, kanun sayıldığı kişinin kendi fikirlerini aileleri Müslüman olan Müslüman çocukların beynine ekmesidir. Yoksa iman meselesi Allah ile kul arasındadır. Ayrıca kitapta fark ettiğiniz gibi Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsederken sadece Muhammed ibaresi kullanılmıştır.
kullanılmıştı. Oysa Mustafa Kemal İngiliz kralına telgraf çekerken Hazretleri ve Ekselans ifadelerini kullanıyordu. Ahzab suresi 56. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam okuyun. Bu vesileyle Efendimiz'e salavat getirmeyi de ihmal etmeyelim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız katıl ve teşekkür butonlarında kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın dostlar.